Merhabalar. Üçgen ve üçgen çeşitleriyle yine birlikteyiz. Bu dersimizde açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler ve soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen üçgenin tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Üç köşesi, üç kenarı ve üç açısı bulunan kapalı geometrik şekillere üçgen diyorduk. Bakın A köşesi, B köşesi, C köşesi ve üç tane kenarı var arkadaşlar. Bir, iki, üç kenarı olan kapalı geometrik şekillere üçgen diyoruz. Arkadaşlar üçgen köşelerine yazılan büyük harflerin saat ile aynı ya da ters yönde sırasıyla yazılmasıyla isimlendirilir. Örneğin yukarıdaki üçgen A, B, C üçgeni şeklinde isimlendiriyoruz. Üçgenin temel elemanları köşeler, kenarlar ve açılar. Kenarlar ve açılara göre de arkadaşlar gruplandıracağız. Arkadaşlar A köşesi, B köşesi, C köşesi, 3 tane de kenarı ABC üçgeni diyoruz. Köşelerinin adı ABC noktaları. Üçgen kenarları AB, BC, AC doğru parçalarıdır. Üçgenin kenarları ise AB doğru parçası, BC doğru parçası veya CA şeklinde de gösterilebilir. Uyarı arkadaşlar, AB, BA ya da AB, BA biçiminde de gösterilebilir. Üçgenin kenar uzunlukları karşısındaki köşenin küçük harfiyle gösterilir. Örneğin arkadaşlar A açısının karşısında A köşesi, B açısının karşısında B kenarı, C açısının karşısında ise C kenarı şeklinde isimlendiriyoruz arkadaşlar. Bir üçgenin en dar açının karşısında en kısa kenar, en geniş açının karşısında en uzun kenar bulunur. Örneğin bakın arkadaşlar A açısı 80 derece, B açısı 40 derece, C açısı 60 derece. B açısının karşısında en küçük olan B kenarı, A en büyük açı, en büyük olan A kenarı, C de C kenarı şeklinde isimlendiriliyor arkadaşlar. Üçgen arkadaşlar açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler olarak ikiye ayırıyoruz. Üçgenleri bu şekilde gruplandırıyoruz arkadaşlar. Açılarına göre üçgen çeşitleri bakıyoruz arkadaşlar. Dar açılı üçgen, çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen olarak üçe ayrılıyor. Arkadaşlar baktığımızda dik açılı üçgenler çeşit kenar üçgen ve ikiz kenar üçgen oluyor. Eşkenar üçgen şeklinde olmaz arkadaşlar dik açılı üçgenler. Buraya dikkat ediyoruz. Geniş açılı üçgenlere bakalım arkadaşlar. Yukarıda 3 tane geniş açılı üçgen örneği görüyorsunuz. Bunlar da çeşit kenar üçgen ve ikiz kenar üçgen olabilir. Arkadaşlar eşkenar üçgen zaten olamaz. Üçgenler arkadaşlar dar açılı üçgenler, çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen. Geniş açılı üçgenler, çeşit kenar ve ikiz kenar, dik açılı üçgenler de çeşit kenar ve ikiz kenar üçgen olabilir. Bir üçgende iki dik açı olabilir mi arkadaşlar? Bakıyoruz bir üçgende iki dik açı olamaz. Arkadaşlar eşkenar üçgen aynı zamanda dar açılı üçgendir. Bunu unutmuyoruz. Bir üçgen hem geniş açılı hem de ikiz kenar olabilir arkadaşlar. Bir üçgen hem dar açılı hem de arkadaşlar eşit açılı olabilir. Bakın arkadaşlar burada tekrar bir gösterecek olursak. Kenarlarına üç çeşit üçgenimiz var arkadaşlar. Kenarlarına göre eşkenar üçgen. Üç kenarı ve üç açısı birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen diyoruz. Bakın üç kenarı da birbirine eşit. Buradaki küçük çizgiler birbirine eşit olduğunu gösterir arkadaşlar. Üç açısı da 60 derece. İkiz kenar üçgen, iki kenarı ve iki açısı birbirine eşit olan üçgen. Bakın burada çeşit kenar üçgen ise arkadaşlar üç kenarının uzunluğu ve üç açısının ölçüsü birbirinden farklı olan üçgendir. Açılarına göre üçgenlerde arkadaşlar dar açılı üçgen bakın 3 açısı da 90 dereceden küçük olan üçgen A açısı 80, B açısı 40, C açısı 60. Dik açılı üçgen bakın B açısı arkadaşlar 90 derece yani bir açısının ölçüsü 90 derece ise dik açılı üçgen. Geniş açılı üçgende arkadaşlar açılarından bir tanesi 90'dan büyük ise bu üçgene biz geniş açılı üçgen diyoruz. Bakınız B açısı 110 derece. Şimdi daha ayrıntılı bakalım arkadaşlar eşkenar üçgene. Üç kenarı ve üç açısı birbirine eşit olan üçgenlerdir ve her bir açısı 60 derecedir. İkiz kenar üçgene baktığımızda arkadaşlar iki kenarı ve iki açısı birbirine eşit olan üçgen. Bakın 80 derece 80 derece iki açısı eşit
ve iki kenarı birbirine eşit üçgendir. Arkadaşlar çeşit kenar üçgende bakıyoruz arkadaşlar. Üç kenarının uzunluğu ve üç açısının ölçüsü birbirinden farklı olan üçgen arkadaşlar. Bakın üç kenarı ve üç açısı birbirinden farklı. Arkadaşlar açılarına göre üçgenler dar açılı üçgen. Üç açısı da 90 dereceden küçükse biz buna dar açılı üçgen diyoruz. Bakın 80 derece, 40 derece bir açısı, C açısı da 60 derece. Dik açılı üçgen, açılarından biri 90 derece ise biz buna dik açı diyoruz. Arkadaşlar B açısı 90 derece. Bakın dik işareti var orada. Burayı unutmuyoruz. B açısı bu dik sembolü arkadaşlar. Böyle kare içerisinde küçük nokta dik sembolüdür. Arkadaşlar devam edelim açılarına göre üçgenleri. Geniş açılı üçgende açılarından biri 90 dereceden büyük ise biz buna geniş açılı üçgen diyoruz. Bakın B açısı 110 derece o halde. Bu açım ABC üçgenimiz geniş açılı üçgen. Sorulara geçelim arkadaşlar. Yandaki üçgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. O halde A açısı dar açısı. A açısına bakıyoruz 70 derece. Evet arkadaşlar 90 dereceden küçük olduğu için dar açı doğru. Tüm açıları dar açıdır. Bakıyoruz 70, 45, 65. Evet tüm açılar dar açı doğru. Bir dik açısı vardır. Bakıyoruz herhangi biri 90 derece olmadığı için bu yanlış. Bize yanlışı soruyor. En küçük açısı B açısıdır. Bakıyoruz arkadaşlar. En küçük açısı 45 derece B açısı. Bu da doğru. Diğer soruya geçelim. Arkadaşlar yandaki üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir? A şıkkına bakalım arkadaşlar. A açısı 100 derece olduğu için bu geniş açılı üçgen. Bunu siliyoruz. B şıkkına bakıyoruz. K açısı 70, L açısı 40, M açısı 70. O halde bu arkadaşlar ikizkenar ve dar açılı üçgen olduğu için cevabımız B şıkkı. Bakıyoruz C şıkkına. Burada R açısı 160 derece olduğu için geniş açılı üçgen. Bakıyoruz arkadaşlar burada E açısı 90 derece olduğu için bu da dik üçgen. Bize dar açılı üçgen dediği için cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar soruyla devam edelim. Yandaki üçgenle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. LM uzunluğu KM uzunluğundan büyüktür. LM uzunluğuna bakıyorum 6 cm. KM'ye bakıyorum arkadaşlar 5 cm. Büyüktür doğru. A şıkkımız doğru. Ama biz diğerlerine de bakalım. KM eşittir. LK eşittir. KM diyor. Arkadaşlar bu ikizkenar üçgen değil. Onun için yanlış. Biri 5, biri 6 zaten olmaz. KL eşittir 5 diyor. KL'ye baktığımız arkadaşlar, KL'ye baktığımızda 4 santim yanlış. MK küçüktür. LK'dan diyor arkadaşlar. MK'ya bakıyoruz. MK 5 santimetre. LK'ya bakıyoruz arkadaşlar. 4 santimetre. Küçük değil, büyük arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Yandaki üçgenle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Eşkenar üçgendir. Bakıyoruz arkadaşlar eşkenar değil arkadaşlar. Üç kenarı da birbirinden farklı çeşit kenar. Bu yanlış. Dar açılı üçgendir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz bir açısı 130 derece olduğu için geniş açılı üçgen yanlış. İkizkenar üçgendir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar iki kenarı birbirine eşit değil. Bu yanlış. Geniş açılı üçgen diyor. Bakıyoruz 130 derece olduğu için cevabımız geniş açılı üçgen yani D şıkkı. Yandaki üçgenle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. 3 açısı vardır. Bakıyoruz arkadaşlar bir açı, ikinci açısı ve 3 açısı vardır. Doğru. Üçgenlerin 3 açısı vardır. Bakıyoruz arkadaşlar L açısının ölçüsü 90'dan küçüktür diyor. Bakıyoruz 90'dan küçük. Doğru. Açıların hepsi dar açıdır diyor. K'ya baktığımız zaman geniş açı arkadaşlar. Bu yanlış. K açısı 90 dereceden büyüktür diyor. Bakıyoruz arkadaşlar 90 dereceden büyük olduğu için doğru. Bir sonraki soru yandaki DEF üçgeni ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Her kenarı birbirinden farklı. Her açısı da birbirinden farklı. Baktığımızda dar açılı ve çeşit kenar üçgen. Dar açılı üçgendir doğru. D açısı 70 derecedir. Bakıyoruz D açısına 70 derece doğru. D açısı, E açısı, F açısı 200 derecedir. Hayır, üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. C şıkkımız yanlış. Çeşit kenar üçgendir. Bakıyoruz üç kenarı da farklı olduğu için çeşit kenar üçgendir. Doğru arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Yandaki üçgende
AB ve BC kenarları birbirine diktir. Bakın arkadaşlar, AB ve CB kenarları dikmiş. Yani burası 90 dereceymiş arkadaşlar. Buna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir? Bize C açısının ölçüsünü soruyor arkadaşlar. 90, 20 daha 110. 180'den 110 çıkarırsak o halde C açısının ölçüsü kaç olacaktır? 70 derece olacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bir açısı dar açı olan üçgenler dar açılı üçgenlerdir. Yanlış arkadaşlar. Bütün açıları dar açısı olan üçgenler dar açılı üçgendir. A şıkkı yanlış. Diğerlerine bakalım. Bir açısı geniş açı olan üçgenler geniş açılı üçgendir. Doğru. Bir açısı 90 derece olan üçgenler dik üçgenlerdir. Doğru. Eşkenar üçgenlerin üç açısının ölçüsü de birbirine eşittir. Evet, 60 derecedir. Doğru arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.